Türk danslarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Artvin, Eskişehir, Edirne gibi birçok yörün halk oyunlarıyla tanıştırdık bugüne kadar sizleri. Şimdi önce sokağın nabzını tutacağız. Bakalım onlar halk oyunları hakkında neler düşünüyoruz. Sonrasında da çok eğlenceli yarışmamızla sizlerleyiz. Ve tabii ki muhteşem bir gösteri bizleri bekliyor. Ve Türk dansları başlıyor. Sevgili izleyenler, bugünkü programımızda güzel mi güzel hocamız Pınar bize eşlik ediyor. Merhabalar. Merhabalar. Önce seni tanıyalım. İsmim Pınar İşbırakmaz. Marmara Üniversitesi'nde İktisat okuyorum. Öncelikle halk oyunları hayatım lisede başladı. Daha sonra orada biraz daha amatörceydi. Üniversiteye geldiğimde Marmara Üniversitesi halk oyunları topluluğuyla tanıştım. Orada daha ciddi olarak başladım halk oyunları oynamaya. Daha sonra 7 Renk Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü'nde dansçılık yapmaya başladım. Bunların akabinde yani çok hocalık denmez ama hocalarımız yani benim kendi hocalarım sağ olsun böyle fırsatlar sunuyorlar bizlere. Bazı yöreleri biz bildiğimiz kadar öğretiyoruz. Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi'ne de hocalık yapıyorum. Aynı zamanda Yeditepe'de de ufak bir hocalık görevim var. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nde ve 7 Renk Derneğimizde yeni gelen öğrencilere ilk adımları, figürleri biz öğretiyoruz. Bu şekilde. Bayağı farsın. Evet, bayağı farlıyım. Bu kadar çok okul arasında sen tabii ki çok yöreye ait oyun da oynadın. Neler oynadın? Öncelikle benim asıl yörem Kırklareli. Zaten Kırklareliliyim. En çok da sevdiğim yere odur. Onun dışında Mardin oynadım, Urfa oynadım, Trabzon oynadım, Fethiye oynadım, Artvin oynadım. Çok var. Kafkas da var aynı zamanda. Şu an aklıma gelenler bunlar. Şimdi sen kendin Kırklareli olduğun için Kırklareli yöresini seviyorsun. Onun dışında ne vardır senin sevdiğin ve oynamaktan zevk aldığın? Trabzon var. Trabzon'u çok seviyorum. Bir de Kafkas. Peki Türkiye'de hangi oyun türleri var? Halaylar var. Halay, bar var. Erzurum barları. Onun dışında horon var. Karşılama var. Zeybek var. Bu şekilde. Barı ilk defa duyuyorum. O nasıl bir oyun? Onu daha çok erkekler oynuyor. Otantik bir oyun. Erzurum'da oynanıyor. O da güzel. Ben hiç oynamadım bar ama izlemesi bayağı zevkli. Yani kaç kişiden oluşuyor? Nasıldır? Yani zaten yörede oynanıyor. Hani düğünlerde falan oynanıyor. Yarışmalar için hani düzenlemeli yapıyorlar. Yani otantik düzenlemeli diyoruz biz onlara. O da hani genelde 9 erkek, 11 erkek, 15 erkek değişiyor. Yani o tercihe göre farklılık gösterebiliyor. Program boyunca birçok yöreyi ele aldık ve çok sayıda oyun izledik. Ben şunu fark ettim. Her oyunun farklı bir özelliği var. Birinin müziğidir, birinin belki ufak tiyatral bir şey içerir. Mesela Kafkas oyununun farkı nedir sence? Kafkas oyununun karakter olarak çok farklı. Ben de hani çok eskiye dayanmıyor benim Kafkas geçmişim. Hani parmak ucunda oynuyoruz sürekli. Sürekli ritimler üzerine giden bir oyun. Hani çok fazla müzik yok mesela bir Edirne'de, bir Kırklareli'de, bir Trabzon'da olduğu gibi değil. Çok fazla yani özellikle bayanlarda narinlik, erkeklerde de sertlik gerektiren bir oyun. Yani o karaktere girmek gerçekten çok zor oluyor. Biz oynarken bayağı zorlanıyoruz. Şimdi senin de sevdiklerin arasında Trabzon horonu var mesela. Ben orada şeye inanılmaz hayran kaldım. Bütün kızların sırayla dizilmiş olup o heyecanla hepsi aynı hareketi yapıyorlar ve çok tutkulu bir şekilde oynuyorlar değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Yani bunlar çok büyük çalışmalar ve emekler gerektiren gösteriler oluyor. Yani izlenen o 5, 6, 7 dakikalık gösteriler biz onları aylarca hazırlanıyoruz. Yani ki herkes öyle. Hani gerçekten çok büyük bir sevgi ve tutku gerektiriyor. Öyle yani bayağı bir çalışmayla güzel gösteriler ortaya çıkıyor gerçekten. Evet, Trabzon benim de çok sevdiğim ve etkilendiğim bir oyundu. Şimdi sokakta bakalım halk oyunları ile ilgili neler düşünüyor. İzlemeyi sever misiniz? Severim ben de izlemeyi. Ben de severim. Hangi yöreyi izlemeyi seversiniz? Valla her yöre de Laz yöresini de severim. Doğu tarafının da bu Bingöl, Diyarbakır her tarafı. Onları hepsini de seviyorum. Siz kendiniz nerelisiniz? Biz kendimiz de doğuluyuz. Bingöl köylüyüz ama çocuğumuz doğulu ama 40 yıldır yurt dışında yaşıyorum. Ben de İstanbul'da büyüdüm. Bingöl halk oyunlarını izler misiniz? Sever misiniz? Severim tabii. Sevmezsem memleketini insan sevmez mi? Peki kendiniz hiç oynadınız mı? Yok, oynamadım. Nerelisiniz? Kastamonu.
Oo, Kastamonu. Kastamonu halk oyunları çok güzeldir, değil mi? Evet efendim. Siz kendiniz oynuyor musunuz? Arada bir oynarız canım. Şimdi de düğünlerde, bayramlarda, evet. Hangi parçalar var? Hangi müzikleri oynanıyor? Bizde genellikle tridira bandı. Tokat'ta hangi oyunlar oynanır? Yöresel oyunlar olarak. Evet. Ellik tabii ki. O biliyorsunuz yani. Tabii, Tokatlıyım. Halk oyunlarını seviyorsunuz. Tabii ki. Kendiniz profesyonel oynadınız mı hiç? Sertifikam var ama uzun zor oldu yani. Peki yurt dışında olunca Türk halk oyunlarına karşı daha büyük bir ilgi oluyor değil mi? Yapıyorlar. Evet, benim kızlarım, kızım. Onlar hep grup tutmuştular, grup yaptılar, oynadılar halk oyunu. Torunum bu sonunda yaptı, grup yaptılar, oynadı. Çok seviyorlar. Biz kültürümüzü unutmuyoruz ki, yapıyoruz kültürümüzü. Evet, kesinlikle unutturmamak gerekiyor. Evet, siz mesela kendi çocuklarınız ilgileniyor mu? Benim kızım da ilgileniyor. Kızım Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Ama gelip Kadıköy'de oyunlara bazen şey giriyor bu zamanlarda. Yani ders almaksa seviyorlar. Çocuklar da seviyorlar. Düğünler olunca kendileri grup kuruyorlar ve oynuyorlar birkaç ay. Ondan sonra düğünde çıkıyorlar. Elbiselerine kadar getirtiyoruz yani. Çocuklarınız oynamayı bilir mi? Bilir. Siz mi öğrettiniz? Yok, hayır. Kendileri oynuyor zaten. Kendileri müzik çalınca oynuyorlar zaten. Evet. Kanlarına var yani. Gençlikler öyle yani. Şimdiki gençler. Biz artık yaşlandık, iyi kötü. Doğru, ben de hiçbir zaman hani biri bana göstererek oynamayı öğrenmedim. Her zaman düğünlerde izleyerek öğrendik. Peki Türk halk oyunlarını devam ettirmenin nasıl bir önemi var sizce? Tabii ki yani insan kültürüne düşkün olmalı. Yani devam ettirmesi gerekir. Tokat'a ait nasıl oyunlar var? Ellik var. Ellik Tokat'ın bilinen bir oyunudur. Hani yöresel oyundur. Nasıl oynandığını göstermek isterim ama şu an olmaz. Ondan başka oyunda günü olan oyunu var. Ondan sonra birçok oyunu var. Kendinden küçükler, şimdi sen zaten gençsin. Senin kendinden küçükler hala yeterince önem veriyorlar mı sence? Ya yetiştirme tarzına bağlı o. Yani benim ailem yöreme ve yöresel oyunlarıma düşkündür yani, bizde adil öyle gelenekler. O yüzden aile yetiştirmesi diyebiliriz. Öyle işte ama devam ediyor. Sen peki kendinden küçüklere öğretiyor musun? Devam ettirmelerini söylüyor musun? Yani tabii ki öğretiyorum yani, bizzat kendim öğretiyorum yani yeğenlerimi de. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Onlara selamımızı iletin. Türk kültürümüzü korudukları için çok teşekkür ederiz. Sizlere de bu röportaj için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim size. Hoşça kalın. Güzel vakit geçirin. Sağ olun. Halk oyunlarına karşı ilgi büyük. En çok da kostümleri izlemeyi seviyoruz. Peki senin favori kostümün nedir mesela? Favori kostümüm yok yani. O yöreyi oynarken zaten o karaktere giriyorsunuz ve o kostümle bir bütün oluyorsunuz. Ya zaten kostümler de eskiden işte anne, yani büyük annelerimizin, babalarımızın savaşa giderken ya da çay toplamaya giderken, bir tarlaya giderken giydikleri ya da günlük hayatlarında giydikleri, düğüne giderken giydikleri kıyafetler aslında. O yüzden çok da hani şey, böyle büyük bir şey değil bizim gözümüzde. Onlar bizim yani. O yüzden o güzel, çok güzel o kostümlerin içinde olmak, oynamak sahnede, ışıl ışıl parlamak çok zevkli oluyor tabii ki de. Şimdi senin de dediğin gibi o kostümlerin birçoğu eskiden günlük kıyafetlerdi. Yani iş yaparken de giyilen kıyafetler. O sebeple de bazı parçalar var. Onların aslında bir işlevi var. Mesela nedir onlar? Trabzon kostümünde kızların önünde peştemal vardır. Böyle uzun, üçgen bir şekilde katlanır o. Onları mesela çay toplamaya giderken giyilirdi. Yani onların o önlüğün içine çay konulurdu. Bandırma yöresine ait mesela erkek kostümünde kız mendili var. O da romantik. Hani kızın hediye ettiği mendili kendi üstünde taşıyor. Onun gibi başka neler var? Bunun gibi başka mesela Efe kostümünde var. Erkeklerin önünde silahlarını koydukları yerler vardır. Onun dışında Artvin kostümü, zaten Artvin ve Kafkas kostümü erkeklerin savaş kostümleri aynı zamanda. Bu şekilde yani eski hayatımız, eskiden bunları günlük hayatlarda giyiyorlarmış. O yüzden aslında halk oyunları sadece bir dans değil, aynı zamanda Türk kültürünü günümüze taşıyor kostümleriyle, müzikleriyle, müziğin içindeki sözlerle. O zaman biz şimdi yarışmaya geçelim. Sence göstereceğim figür zor bir figür mü? Yarışmacılarımız tekrarlayabilecek mi? Ya bence tekrarlarlar. Güzel, zevkli bir figür. Yapabileceklerini düşünüyorum. Umarım zorlanmazlar. Evet, ben de umarım ki zorlanmayacak yarışmacı bulurum. Ve şimdi yarışmacı bulmaya gidiyoruz. Thank you.
Merhabalar. Önce nerelisiniz diye sormak istiyorum. Ben Malatyalıyım. Vallahi ben şimdi iki tane memleketim var. İstanbul Çorumluyum diye söylüyorum. Yani insanın doğduğu yer mi yoksa yaşadığı yer mi? İstanbul'da yaşıyoruz. Ama doğum Çorum. Siz? Burdurlu. Malatyalıyım. Malatya. Oo, burada bugün bir Malatyalı hocamız daha vardı burada. Peki kendi yörenizin oyununu oynar mısınız? Düğünlerde falan öyle. Şeylerde değil yani. Ekiplerde falan folklor ekibi olarak oynamadım. Peki çocuklarınız oynar mı? Büyük oğlum oynamıştı bir ara derneğimizde. Onun dışında küçük oğlum hiç oynamadı. Yani onlar hep beraber bir düğüne gittiğinizde oynamıyor mu? Oynarlar. O zaman oynarlar hepsi beraber. Kendi yörenizin oyununu biliyor musunuz? Biliyorum. Siz? Biliyorum. Oynadınız mı hiç? Oynadım. Ne zaman, nerede? Oynadım. Öğretmen okulda, düğünlerimizde. Hep oynarız yani. Erkekli, baylı, bayanlı oynarız beraber. Çok güzel. Nasıldır peki Malatya'nın oyunları? Yani hangi şarkı, hangi türkü hareketli midir? Malatya bulunmaz işi. Oyunu çok güzel. Herkes bu oyunu bilir. Malatyalı olan herkes bu oyunu bilir ve oynar. Sizin çocuklarınız var mı? İki tane çocuğum var. Onların halk oyunlarıyla ilgisi nasıl? Onlar da çok severek oynarlar ve güzel, sesleri de çok güzel. Türkü de söyler, saz çalarlar. Aa, çok güzel. Çorum halk oyunlarıyla aranız nasıl? İyidir yani, şöyle söyleyeyim. Hani bir kursu falan almadık ama hani büyüklerimizden düğünlerde falan görerek onları devam ettirmeye çalışıyoruz. Siz kendiniz de oynar mısınız? Evet yani kendi yöremden oyunları oynarım. Peki Çorum'da neler oynanır? Vallahi bizim en çok halay meşhur. Halayı oynamayı çok severiz. Peki hiç profesyonel bir şekilde ilgilendiniz mi? Ekibe katıldınız mı yoksa sadece düğün dernek mi? Değil, amatör olarak düğünlerde ya da böyle okulda da biraz ekibe de katılmıştım. Da çok yıllar önce. Oynadım. Okuldayken Antep oyunlarını oynadım, ekipteydim. Çok güzel oynardım. Anlaşılıyor ki siz galiba öğretmen emeklisisiniz. Yani öyle. Öyle. Peki Burdur'un oyunu nasıldır? İşte Gaydır Kupak Cemilen var ya o. Çok güzeldir. Başka da var yani çok oyunları da şu anda aklıma gelmiyor. Sonra eşim Artvin oyunlarını da oynuyoruz, biliyoruz. Artvin oyunu bizim programımızda da konu olmuştu. Çok güzel bir ekipten bir Artvin oyunu izledik. O da keyifli bir oyun. Peki siz çocuklarınıza halk oyunlarıyla ilgili bir şeyler verdiniz mi? Oyunun oynamalarını teşvik ettiniz mi? Vallahi benim oğlum acayip şeydir, beceriklidir her yönde de, yapmaz, tembeldir. Artvin oyunlarını bilir, en başa geçer halayın her yerde, saz da çalar ama işte biraz tembel. Peki sizce çocukları Türk Halk Oyunları kursuna göndermek doğru bir şey mi, önemli midir? Evet, önemlidir. Neden? Türümüzün, oyunlarımızın yok olmaması için önemlidir. Çocuklarınız bununla ilgili mi? İki tane çocuğum var, birisi yeni ilkokula başladı. Bu sene hani oyuna da yeteneği vardı biraz, küçüklükten beri. Halk oyunları kursuna verdim. İşte 23 Nisan'da falan etkinliklerde şey yapacak, oynayacak. Oo, daha yeni. İlk gösterisini henüz izlemediniz. Tabii izleyeceğim, evet. Peki hangi yöreye çalışıyorlar, hangi oyuna çalışıyorlar şu an? Herhalde Simsi oynuyorlar bir. Simsi. Bir de Ege yöresinde. Peki neden böyle bir şeye teşvik ettiniz? Ya şimdi şöyle söyleyeyim, ben şahsen öğretmenim. Öğrencilerime bazen derslerimde sorarım. Size şurada yani şu an için bir yabancı müzik açsam veya bir Türk sanat müziği veya Türk pop veya bir oyun şey havası veya bir halk oyunu, size hangisi daha sıcak gelir diye bir soru soruyorum. Şimdi diyorlar ki pop müzik. Neden diyorum, o bizim kendi kültürümüz değil. Bizim kendi kültürümüzün bize daha yakın olması lazım. Şimdi çocuklarda gözlemlediğim şey şu. Yani yabancının elin kültürü bizim kendi kültürümüzden daha yakın. Yani onu çaldığın zaman bakıyorsunuz cep telefonlarına falan, hep yabancı poplar falan çalıyorlar. Ama
bir halk oyunu falan çıktıkları zaman tavırları biraz daha başka. Yani daha soğuk duruyorlar. Biz bugün burada aynı zamanda ufak bir yarışma düzenliyoruz. Hocamız var. Hocamız bir figür gösteriyor. Onu en iyi şekilde tekrarlayan da birinci oluyor. Siz de katılmak ister misiniz? İsteriz. Herhalde oynarız yani. Harika. Tamam, deneyelim, ben fark etmez de. Tamam. Yanında, adınız ne? Selami Yüce. Katılır. Harika. Adınız ne? Zeynep Şahin. Sizi bir tanıyalım. Adınız ne? Nursel Karaoğlan. Siz? Sevgül Yücel. Evet, ve yarışmamızın ilk yarışmacıları da burada. Bence çok keyifli olacak. Evet, Selami Bey de üçüncü yarışmacımız. Bir yarışmacı daha bulduktan sonra harika yarışmamıza başlıyoruz. Bugün bütün yarışmacılarımız, hoca, onu öğrendim, ve Zeynep Hoca da dördüncü yarışmacımız ve harika yarışmaya nihayet başlıyoruz. Bütün yarışmacılar hazır, biz de hazırız ve bir an evvel yarışmaya başlıyoruz. Ama önce herkesi tek tek tanıyalım. Buradan başlıyoruz. Sizi tanıyalım. Selami Yüce. Neler yapıyorsunuz? Elektrik elektronik öğretmeniyim. Hangi okulda? Lise mi, ortaokul mu? Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde. Biliyorsunuz değil mi? Diğer yarışmacılar da öğretmen. Bilmiyordum. Tesadüf çıktı. Bugün tesadüf. Herkes öğretmen ama onlar emekli. Sizin emekliliğinize ne kaldı? Var, daha var. 10-12 sene var. O zaman size kolay gelsin. Peki burada kim var? Siz bahsetmiştiniz. Oğlunuz var. Halk oyunları kursuna gidiyor. Evet. Adın ne senin? Erdeniz. Erdeniz. Peki Erdeniz, sen öğrendiğin bir hareketi gösterebilir misin bize? O kadar öğrendin mi? Evet, öğrendim. Hangi yöreyi oynuyorsunuz? Simsimi. Simsimi. Hadi göster bakalım bize ne öğrendin. Bak şurada beyaz çizgi var ya, oraya gidip bize göstersene ne öğrendiğini. Bana doğru dön. Evet, hadi seni izliyoruz. Ne öğrendin bir göster bakalım. Simsimi. Efe yap, hadi bakalım. Diz kırmalar. Aferin sana. Aferin sana. Teşekkür ederim. Sen sevdin mi halk oyunlarını? Evet, seviyorum. Büyünce de devam edecek misin? Evet. Evet, bence de devam etmelisin. Ve diğer yarışmacımızı tanıyalım. Hocam. Ben Nursel Karaoğlan. Ne zamandır emeklisiniz? 2003'te emekli ayrıldım. Siz ne öğretmeniydiniz? Sınıf öğretmeniyim. Ve artık sahilin, güneşin tadına çıkartıyorsunuz. Evet. Aynen öyle. Sizi tanıyalım. Sevgül Yücel, emekli öğretmenim. 96'da emekli oldum. Ve arkadaşlarla burada güzel vakit geçiriyorsunuz. Aynen öyle. Ve halk oyunlarını çok seviyorsunuz. Öyle. Aynen öyle. Sizi tanıyalım. Zeynep Şahin, emekli öğretmenim, sınıf öğretmeniyim. 2002 yılında emekli oldum. Şimdi arkadaşlarla geziyoruz. Günümüzü güzel geçirmeye çalışıyoruz. Harika, ve bize katıldığınız için çok teşekkür ederim hepinize. Hocam burada. Güzel hocam. Bir anlatır mısınız? Nasıl bir figürü göstereceksiniz? Şimdi Arzu ile Kamber'i oynayacağız. O figürü göstereceğim. Bu figür genelde Trakya bölgesinde oynanıyor ama İç Anadolu'da da oynandığı görülüyor yani. Öyle değişik bir figür. Hazırsak figürü gösterelim mi? Gösterelim. Hadi bakalım. Zor olmasın. Tamam. Şimdi figürümüz önce ayaklarımız kapalı dik bir şekilde başlıyoruz. Öncelikle aç, çapraz. 1-2-3. 1-2-3 çift. Figürümüz bu kadar. Zor mu sanki? Yok, zor değil. Yaparız. Tamam. Bir daha göstermeni istiyorum sayılarla. 1-2-1-2-3. 1-2-3 çift. Nasıl, sorunuz var mı? Tekrar göstersin mi? Tamam. Galiba yeterli. Tamam, yarışmacılar yeterli diyorsa yeterli. İddialısınız. Evet, iddialılar. Sizden başlıyoruz. Hep baştan başlıyoruz. Evet, hocamız saysın sayıyla. Hazır mısınız? 2, 3, 4. Aç, çapraz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Çift. Güzel.
Güzel. Yok, sırayla. Sizi alalım. Son, iki, üç, dört. Aç, çapraz. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, çift. Çift. Teşekkür ederim. Ve sıradaki. Siz daha torpillisiniz, daha çok izlediniz. Son, iki, üç, dört. Aç, çapraz. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, çift. Evet. Güzel, çok güzeldi. Sizi izliyoruz. Son, iki, üç, dört. Aç, çapraz. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, çift. Tamamdı. Evet, çok iyiydi, çok güzeldi. Evet, yarışmacılarımız gerçekten çok iyi bugün. Ya da hocamız mı iyi gösterdi? Bilemeyeceğim. Ama senden tekrar görmek istiyoruz ki biraz daha hani ritmi ve temposu tutsun. Tabii. Bir daha izliyoruz seni. Son, iki, üç, dört. Aç, çapraz, bir, iki, üç, bir, iki, üç, çift. Aç, çapraz, bir, iki, üç, bir, iki, üç, çift. Hey aslında. O hey. Hey. Sonunda bir hey. Aç, çapraz, bir, iki, üç, bir, iki, üç, hey. O zaman şöyle yapalım. Hep beraber sırayla deneyelim. Seni de yanıma alayım. Senin öncülüğünde figürü hep beraber yapmaya çalışalım. Tamam. Son, iki, üç, dört. Aç, çapraz, bir, iki, üç. Bir, iki, üç, hey. Ben en güzel hey kısmını yapıyorum. En güzel hey kısmı. ne zor muydu hareket? Yok, ilk defa gördüğüm için zor gibi geldi ama birkaç denemeden sonra alışılır. Yani güzel, rahat bir oyuna benziyor. Evet. Bence de. Biz emekli olduğumuz için biraz daha zorlandık bu hareketli bir oyun olduğundan dolayı. Ama bence sizin içinizde var biraz. Hani daha var daha ya. Kıvrımı, biraz daha ritmi. Hareketli yani. Hareketli bir oyun. Biraz kalkarken zorlanıyor insan. Siz ne düşünüyorsunuz? Güzeldi, zor değildi. Siz zorlandınız mı? Biraz zorlandım. Hantallaşmışız, emeklilik iyi gelmemiş bize. bugün sizi hareketlendirdik. Evet. Hocam peki daha iyi karar vermek için tekrar tek tek izleyelim mi? İzleyelim. Bence de. Sizden başlayarak figürü tekrar tek tek izleyelim ki tam olarak karar verelim. Kim birinci olacak, böyle olmaz. Buyurun hocam. Evet, son, iki, üç, dört. Aç, çapraz, bir, iki, üç, bir, iki, üç, hey. Teşekkür ederim. Sıradaki. Son, iki, üç, dört. Aç, çapraz, bir, iki, üç, bir, iki, üç, hey. Hey, hey, hey en güzel kısmı. Hazır mısınız hocam? Son, iki, üç, dört. Aç, çapraz. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Hey. Galiba benim favorim belli oldu. Buyurun. Son, iki, üç, dört. Aç, çapraz. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Hey. Hey. Evet. Harika. Benden bir alkış. Herkesi izledik. Artık karar verme zamanı. Şöyle yapalım. İki yarışmacı kalsın. İkisini eleyeceğiz şimdi. Sonra birinciye karar vereceğiz. Tek tek baştan başlayarak bir değerlendirelim herkese. Beyefendi bayağı bir hırslı, güzel de oynadı da birkaç yerde bir hatası vardı ama güzeldi kendisi. Hanımefendi de güzeldi. Yani şimdi ne diyeyim? Herkes çok güzel. Yani zor değil tabii. Yani zor bir figürdü. Kolay değildi o kadar ama ben beyefendi ve yani birinci ve üçüncü kişiyi beğendim. Tamam. O zaman siz şimdilik elendiniz. Çok teşekkür ederim. Tanıştığıma çok memnun oldum. Size de teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Evet, son iki yarışmacımız kaldı. Artık karar verme zamanı. Hocam sayıyor. Siz tekrarlıyorsunuz ve yine hocamız karar veriyor. Buyurun. Son, iki, üç, dört. Aç, çapraz, bir, iki, üç. Bir, iki, üç, hey. Karar vermek çok zor gerçekten. Tamam, son kez bir daha. Siz karar verebilin diye. Tamam. Son, iki, üç, dört. Aç, çapraz, bir, iki, üç. Bir, iki, üç, hey.
Artık karar verdiniz mi? Evet. Yani çok zor oldu ama hanımefendi daha düzgün yaptığı için onu seçiyorum. Evet, siz birinci oldunuz. Size katıldığınız için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Oğlunuz ayrıca birinci. O çok güzel oynadı. Sizi de tebrik ediyorum. Hediyemiz nerede? Burada da ufak bir hediyemiz var sizin için. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sahilde çok keyifli bir yarışma izledik ve şimdi Türk Halk Oyunları'nın en güzellerinden bir gösteri sizleri bekliyor. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.